I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. Oh, I know it isn't springtime, but I feel like it's spring. I'm a starry-eyed and gaily discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I'm yet to meet. I'm as giddy as a spider spinning daydreams. I'm as working like the little arms to spin. Oh, I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing. But I feel so gay in a melancholy way, but it feels like spring. It might as well be spring. Whoa, day.
Hoş Müzik Programı'ndan herkese merhaba. Bugün çok değerli iki müzisyeni ağırlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz öncelikle programımıza ve atölyemize. Sanat Hanım, daha öncesinde biz Hoş Müzik Programı'nı ilk yapmaya, yayınlamaya karar verdiğimizde sağ olsun bizi kırmadı ve ilk bölümü aslında Sanat Hanım'la ve Erkin Soylu ile birlikte yapmıştık. Nilüfer Hanım da bizim geçen yıl düzenlediğimiz bir vegan feste biz aslında burada karşılaşmıştık. Şimdi bir yıl sonra böyle bir buluşma gerçekleşti. O yüzden çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok keyifli bir performansla başladık. Biraz parça hakkında isterseniz konuşalım. Sonrasında da neler yapacağız, neler konuşacağız onlardan yavaş yavaş başlayalım programı. Valla biz ikimiz de sevdiğimiz için seçtik ama bir film müziğiymiş yine. Çoğu caz parçasının altından ya bir Broadway çıkıyor ya bir film çıkıyor. O da bir It Might As Well Be Spring adlı filmin müziği olan aynı adı taşıyan parçaymış. Rodgers and Hammerstein diyor, bak görmüştük değil mi? Evet evet. Onu iki kişinin bestesi. Ben zaten çok seviyorum senelerdir o parçayı yapmayı. Nilüfer abla, sen ne zaman duymuştun o parçayı, hatırlıyor musun? Ya Tufan Ünal vardır, bilir misiniz? Şimdi İsveç'te biz yıllarca, yani yıllar öncesinde onunla çalışmıştık. Şeyde Korkent Jazz Bar'da falan. Korkent'te. Süreler. Onun çok sevdiği bir parçaydı. Hep derdi yani bu parçayı dinleyin, bu parçayı yapalım, bu parçayı söyleyin falan. O da söylerdi, bunu çalardık falan. Aslında açıkçası Tufan'ı hatırlayayım şimdi. Çünkü ondan çok güzel parçalar. Hani bazı müzisyenler şey yapar, çok güzel parçalar bulurlar, onları keşfederler. Sonra alın dinleyin falan diye. Emin Hoca mesela öyledir. Evet, Emin Fındıkoğlu. İşte şu parçayı dinle, işte şu müzisyen çıktı falan filan. Bazıları böyle nokta atışı ve şey yapar, hani iletişimleri kuvvetli ve de yeni şeyleri takip ederler, dinlerler. Ben onlardan biri değilim maalesef. Ya Allah'tan Instagram çıktı da, Instagram'da bir sürü yeni hani müzisyen takip edebiliyorum. Orada böyle karşıma çıktıkça çok güzel ama mesela bu bahsettiğim tipler Emin Hoca'ydı, işte şey Tuna Ötener. Tufan Ünal falan, bunlar bu internetin olmadığı dönemlerde bir nevi dünyaya açılan kapımız kesinlikle oldular. Kesinlikle. Hala da yani öyleler. Hala Emin Hoca'nın tavsiyeleri kesinlikle olur. Bazen e-mail atar, işte şu ne bunun ne bu çıkmış falan filan. Onlar böyle şey dedektörü. Yeni müzikler, radar, yeni parçalar. Radar. O da bunlardan biriydi Tufan. Şimdi İsveç'te. Selam olsun. Onun çok şey yaptığı bir parçaydı. Ben orada tanıdım aslında bunu. Şimdi çok değerli isimlerden bahsettik az önce. Benim de aklımda aslında sormak istediğim bir soru vardı. Şimdi Nilüfer Hanım çok deneyimli bir caz piyanisti. Sanat Hanım da yeni kuşak caz müzisyenlerinden. Şimdi böyle bir buluşma oldu ve ben aslında şeyi merak ediyorum. Siz bu caz müziğin Türkiye'deki bu yolculuğu, hani bu soru pek sorulabilir aslında ama bugünkü durumu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl ortam sizce? Bilmiyorum. Caz bilmemektir zaten, değil mi? Kısaca şöyle söyleyeyim. Benim gözlemlediğim şimdi böyle dünyada
caz müziği siyahların müziği kabul ediyoruz değil mi? İşte caz müziğinin nasıl bir müzik olduğunu da Duke Ellington'a sormuşlar. Duke Ellington bence tarifi en güzel tariflerden bir tanesi. Diyor ki koskocaman bir ağaç düşünün diyor. Bu ağacın diyor kökleri var diyor. O kökler diyor her tarafa, dünyanın her yerine gidebilir. Yani her yerde köklenebilir. Dolayısıyla her memlekette, her coğrafyada köklenebilen bir müzik. Evet. Ve artık bence o kadar karmaşık ve zengin bir hale geldi ki hani caz artık şudur, budur, bilmem ne falan diye bence yani naçizane yorumlanamaz. Çok genişledi, zenginleşti ve hala da zenginleşiyor. Zenginleşmeye devam edecek. Türkiye'de bence, yani bunu söylediğim için kusura bakmasınlar ama hani böyle bir daha işte lay lay lom, kolay tüketilebilir, görselliği ön planda olan bir müzik şeysine doğru kaydı ve onlar daha iyi iş yapıyorlar. Aslında bir lafını keseceğim Nilüfer abla. Amerika'da da bu yaşanmamış mı? Yani siyahiler bu müziği çıkarıyor. Ondan sonra beyazlar, şu anki beyazlar diye, o zamanki beyazlar bir kere caz kelimesini çıkarıyorlar. Bunu mark, yani bunu pazarlamaya ve üstünden çok güzel paralar kazanmaya ve o siyahileri de hizmetçi kapısından, arka kapıdan sadece sokup birer gömmeye verip yollamaya, hatta hiç o kulüpleri, caz kulüplerini sokmamaya yelteniyorlar ve bunun kavgası çok çok zamanlar Amerika'da da yaşandı. Çünkü çok özgürlükten ve isyandan doğan bir müzik var. Ne oluyor? Bu ilgi çekiyor. İlgi çeken her şey gibi de para etmeye başlıyor biraz sonra. İşte o para etmeye başladığı noktada bu bahsettiğimiz, tabii her ülkede ve her kültürde sanırım bu ikilem illaki yaşanıyor. Bizde de, yani ben de yeni nesilden gördüm. Bir Nilüfer ablanın bahsettiği gibi bir yoldan giden müzisyenlerimiz var. Bir de gerçekten saf caz yapan ama mesela pazartesi, salı, çarşamba günleri işte daha küçük kulüplerde çıkıp ama gerçekten caz yapan da bir gerçekten müzisyen kitlemiz de var. Yani onları da pas geçmeyelim. Ama bu ikilem Amerika'da, yani cazın doğduğu yerde bile yaşanmış haliyle Türkiye'de de yaşanıyor diye düşünüyorum. Ya bence cazda da hani insanların kolay dinlenebilir diye kabul ettiği ve pek içine işte yoğunluk, derinlik falan sokmadıkları müzik de bence cazda da cover gibi bir şey oluyor. Yani cazzy oluyor da cazzy kelimesini kullanıyorlar mesela. O da var. Bir de Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var genel olarak. Mesela diyoruz ki biz caz müzisyeniyiz. Bizi çağırıyorlar bir yere. Caz müziğinin ne olduğuna dair genel olarak halkın bir fikri yok. Aslında çok kafaları karışık. Çünkü doğaçlama deyince, yani nedir doğaçlama olunca şimdi nedir? Saksafon mu görmem lazım? İşte bir şarkıcı mı görmem lazım? Vesaire gibi bir takım şeyler var yani. Ya da çok alakasız müzik türlerinden insanları da cazcı zannedebiliyorlar. O da oluyor. Orada bir kafa karışıklığı var Türkiye'de. Yani o da zamanla belki Türkiye'nin gerçekten bunu kaç nesil alacak bilmiyorum ama galiba cazı gerçekten bir gün bu ülkenin insanları hazmettiğinde sanırım algılamaya başlayacaklar. Çünkü bizim cazımız olacak o zaman. Bilmiyorum, şu anda çok kafalar karışık insanlarda. Yani benim de en dikkatimi çeken o. Yani herhalde kendi dinamiklerinde zamanla geliştikçe yeniden bu müzik şekillenecek ve sanıyorum sizin bahsettiğiniz duruma umuyorum ki ulaşacaktır. Yani sanırım biraz vakit var gibi. Daha o noktaya olgunluğa henüz daha gelmedi gibi hissediyorum. Sen de düşünüyorsun. Ya ben aslında şöyle düşünüyorum. Bundan 30-40 sene önce daha yoğun bir caz dinleyicisi vardı. O şimdi gittikçe böyle hafifliyor, lightlaşıyor. O niye oldu sence? Yani niye hafifledi, niye dağıldı o dinleyici? İşte dediğim sebeplerden bence. Yani tam bilemem. Tüketim herhalde, kültürünün empoze edilmesi. Bir sürü sebebi var ha. Tüketim kültürünün ve entertainment'ın empoze edilmesi. Müzikle alakası olmayan konulardan aslında bahsediyoruz şu anda. Bu şey sahne hiç pazarlama boyutu ön plana çıktı tabii haliyle. Her şey önce ilk olarak paranın düşünüldüğü bir hayatta
haliyle de pazarlama ön plana çıkıp müziği rahatsız ediyor yani. Peki zamanla şimdi çok zor bir dönemden geçiyoruz. İkinci senenin içindeyiz. Evet. Belki hani o konuda bir umudum var. İnsanlar tek başlarına kaldılar. Ben neyim? Ne yapıyorum? Bu müzikle olan ilişkim neyi? Belki daha uzun düşünme şansları olmuştur diye umut ediyorum. Yani en azından bir kısım bu fikir tartımını yapmıştır. Bu da sonraki seneleri etkileyecek diye bir şeyim var, umudum var. Ne güzel. O zaman umut var diyoruz. Şimdi bir performans da alacağız sizden ama sonrasında da şeyi konuşalım. Nasıl bir araya gelindi ve bu bir proje değil bildiğim kadarıyla. Bu sanıyorum bir karşılaşma konseri gibi bir şeyden bahsetmiştik, konseptten bahsetmiştik dünkü provada. Şimdi parçamızı dinleyelim. Sonrasında da bu karşılaşma nasıl oldu onu konuşalım. Dünkten bahsedilmişti ya biraz önce. Aslında onunla ilgili parçayı yapalım mı sırada? Ne dersin? Tabii ki. Deneyelim. Hepsi bir anlatmak deneme. Anlatmak ister misin? Deneyelim. Şimdi bir parça gelecek. Böyle çok ağdalı bir caz parçası. Aslında kendi içinde yapısal olarak aryatik bir parça. Derin bir aşk acısı anlatıyor. Duke Ellington'ın orkestrasında çalan aynı zamanda besteci. Bill Strayhorn tarafından bestelenmiş. Adı Lush Life. Bazen bizim camiada şey diyorlar, Lush Life falan diye dalga geçtikleri oluyor. Davulcular özellikle çok sıkılır bu parçayı çalmaktan. Evet, ağır parça, ağır falan. Yükü ağır, duygu yükü çok ama ağır parça. Ama yani niye? Bizim de güzel arabesk parçalarımız var. Bu da onların arabesk. Aynen, aynen. Arabesk. Süper, o zaman şimdi sizden dinliyoruz parçamızı. Tamam. The very gay places, those come what may places that used to be there. You could see where they've been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. The boys has sudden, sullen gray faces with distinct gay traces that used to be there. You could see where they've been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for. Ah, yes, I was wrong again. I was wrong.
as lonely again. And only last year everything seemed so sure. And life is over again, a trouble of hearts could only be all I care is to smile in spite of it. I'll forget you when we'll quiet you are still burning inside my brain. Stifling those who strive, so I live in a lush life in some small town where there I will be while I wrote the rest of those whose lives are always lonely too. Again, and only last year everything seemed so sure, and life is over again, a trouble of hearts could only be ambush.
spite of it, I'll forget you and will, while yet you are still burning inside. Smash, Starfleet dogs who strive so while living a lush life in some small time, and there I will be while I rot with the rest of those whose lives are always lonely too. Ben çok yoğun bir caz müziği dinleyicisi değilim. Çok keyifli bir parçaymış ama siz söyledikten sonra bir davulcuyu düşündüm parçanın içerisinde ve gerçekten sıkılacağını yok hayır ne hissettiğini düşünmeye çalıştım ben. Yani, neler olabilir? Sıkılacak mı? Bence keyifle çalacaktır. Tamam o zaman. Çünkü bu performansın üstüne keyifle eşlik etmekten başka ne olabilir? Var mı? Olamaz. Şimdi biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Nasıl bir araya geldik ve nasıl oldu bu proje? Doğru değil mi? Evet, aynen. En sevdiğim şey bir müzisyenin bir müzisyeni araması. Hani bu şey gibi değil. Şurada bir iş varmış diye telefon açmak. Hı-hı. Bol bol hayatımızda o tarz telefonlar alıyoruz ama ben seninle müzik yapmak istiyorum diye bir telefon almak kadar kıymetli bir şey yok. Ses tonunu dinledim bir şeyde. Pardon lafını kestim ama ya dedim bu böyle çünkü ben tiz ses tabii ki güzel olabilir falan filan ama böyle cayır cayır biraz çok bayıldığım bir şey değil. Ve hani ne kadar pes o kadar şey. Hep böyle çalıştığım, birlikte sahne aldığım şarkıcılar biraz daha pesleştirsene, pesleştirsene falan derim. Ama baktım pes, zaten kendi pes. Yaşasın o zaman. Tadik ayarlı. Süper. Peki... konserler olacak mı ya da bir projeye çevirmek, evirmek gibi bir planınız var mı? Proje. Her şeyimiz süper. Proje ama yani şey bekliyoruz, davet, teklif, turne. Bu kendimizde süper, buradan o zaman sanıyorum mesaj iletilmiştir. Aman şaka ya. Bir de güzelliği yani kısmet. Biz çok senelerdir aslında aynı camianın içindeyiz Nifer ablayla. Hiç karşılaşmamıştık gerçek anlamıyla ve bu şekilde karşılaşmamız, hı hı, ilk gerçek temasımız oldu. Yani ben şahsen çok mutluyum. Bu çünkü az böyle güzel anlar, karşılaşmalar yaşanıyor. Ve ilk üretimimizi de sizin burada yaptık, hoş mekanda yaptık. Onu da hani özellikle belirtmek isterim. Çünkü hoş mekanda gönlümüzde çok özel bir yeri var. O yüzden madem böyle bir şey başlatıyoruz, bir ilk adım atıyoruz. Mutlu olduğumuz, böyle dostumuz gördüğümüz insanlarla birlikte de bunu paylaşmak istedik. Ve işte bu performanslar böyle çıkıyor. Yani özellikle benim hani gönlümün yaptığı bir mekan, ben buraya biliyorsunuz vegan festivaline gelmiştim. Yani vegan insanları çok seviyorum. Ben de onlardan biri olduğum için... Değil ama olsun yani bilmiyorum. Gönlümüz bir işte. Evet. Aynı pencereden bakıyoruz. Bir sürü çok yakın arkadaşımla bile hani ters düştüğüm bir konu. Siz de biliyorsunuzdur. Yani onun için vegan peynirlerimizi ve simitlerimizi alıp geldik. Yaşasın. Burada çok güzel faaliyetler olsun istiyorum. Buranın enerjisi çok güzel. Hayvansever bir yer. Evet. Zaten vegan olması benim için en büyük artı. İnşallah bu güzel mekanda bir sürü faaliyet olsun, bir sürü müzisyen girsin çıksın. Her türlü şeysi, konforu var. İnşallah burası
gerçekten dolu dolu yaşasın. Onu çok istiyorum. Teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için gerçekten. Biz de çok mutlu olduk. Çok güzel bir program ve kayıt süreci geçirdik. Bütün arkadaşlarım da aynı şeyi hissediyorlar muhtemelen. Şimdi artık programımızın sonuna geldik ve artık son eserle programımızı evet. kapatacağız. Onun aslında biraz özele giren ama olsun. Paylaşmayı severim. Özelden de biraz böyle kırıntılar serpiştirmeyi seviyorum doğrusu hikayeler içine. Bu birazdan yapacağımız parça aslında Antonio Carlos Jobim'e ait bir bossa nova parçası, Zingaro. Bunu çok sevdiğim bir dostum, yakınım gördüğüm birisi bana öğretmişti. Hatta onunla belki bu müziği yaparız falan diye düşünmüştüm. Sonra tam ben bu parçayı çalıştım ve o insanla hayatlarımız ayrıldı. Ondan sonra ben de her şey var ama sen yoksun diye bir şiir yazdım bu parçanın üstüne. Ve sonra öylesine içimden geldiği için bir konserde söyledim ve inanılmaz güzel bir enerji oluştu. Hem müzisyenlerle hem seyirci, dinleyicilerle. O gün bugündür ben parçayı Ama adıyla söylüyorum. Sonra işte Nilüfer ablayla bir araya geldik ve o da çok seviyormuş Zingaro'yu. Bu arada Tuna Ötener de çok çok sever. Onunla da bir paylaşma şansımız olmuştu. Hem Tuna abiye de ben hani buradan Zingaro'yu göndermek istedim. Çok sever. O hala çalıyor. Zingaro'yu çalıyor evinde. Benim için hikayesi böyle. Nilüfer abla sen bilmiyordum bu hikayeyi. Şimdi de şu an öğrendim. Zaten karşılaşma konseri olduğu için biraz paparazziydi. İçine sıkıştırayım istedim. Sonra ama garip bunu bir insan için yazdım fakat aradan geçen 5 yıl içinde parçanın sözleri Türkiye'nin yaşadığı dönemler nedeniyle yeni anlamlar kazandı. Birazdan duyacaksınız o sözlerin ne olduğunu. Süper bir zaman. Şimdi başka bir anlam kazandı. Ben başka bir kulaklı dinleyeceğiz şimdi biz. Mavi gök, beyaz bulut, sakin ve sessiz bir umut, ya da yaz yağmuru ve dahası. Toz pembe, zümrüt yeşil, safir ve sarı, ateş kızıl, tüm bu renkler, hayaller, iç çekişler. Hepsi var ama sen dağlardaki masallar, efsanelerde kalanlar, siyah beyaz fotoğraflar gibi. Ve şimdi her güne bebek gibi doğan şu dünya, bu şehir var içimde. Ama sen yoksun. Pencereden bakanlar, odalarda yaşlananlar, kış geçsin diye bekleyen bir hayat. Darma duman yataklarda uyuyakalan düşler, uyumadan uyananlar, hepsi var içimde. Ama sen başlamamış aşklara yazılmış yarım şarkılar, ceplerde, çekmecelerde saklı. İçimdeki kadınlar, adamlar, çocuklar, tüm o yalnız insanlar var ama sen yoksun.
pencereden bakanlar, odalarda yaşlananlar, kış geçsin diye bekleyen bir hayat. Darma duman yataklarda uyuyakalan düşler, uyumadan uyananlar, hepsi var içimde. Ama sen başlamamış aşklara yazılmış yarım şarkılar, ceplerde, çekmecelerde saklı. İçimdeki kadınlar, adamlar ve çocuklar, tüm o yalnız insanlar var ama sen yoksun, 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 yoksun. Sen yoksun, neden bir tek hatırlayamadım tek şey.